Dün akşam otururken son dakika baktık ve burayı bulduk. İnanılmaz heyecanlandık çünkü yemyeşil bir ormanın içinde, göle yakın bir yerde. Kamera sende mi? Sen de. Of. Kalacağımız yere geldik. Zaten çok heyecanlıydık. Fotoğrafları gördüğümüzde çok beğenmiştik. Ama gelince büyülendik. Gerçekten çok keyifli, çok güzel bir yer. Yola çıkmadan önce ne kadar seversek sevelim, gittiğimiz yerde çok fazla kalmayalım. Bir sonraki durağa geçelim ve rotayı bozmayalım diye karar almıştık. Aslında bu biraz da keşif turu gibi düşündük. Ama buraya bayıldık. Galiba burada kararımıza uymayacağız. Rotada değişiklik yapabiliriz. Çok çok beğendik. Yarın sizi sokak sokak gezdireceğim. Küreğin şahaneymiş. Vallahi şey bulamadık, yanıyor aparatı bulamadık. Kürekle işimizi görüyoruz. Garip bir şekilde her şey var. Mangal var, kömür var, ötüştürücü Barbeküler. var, her şey var ama bu yok. Yani bu yok dediğim, bu var. Kürek var ama yenileme aparatı yok. Zaten gayet kendisini bıraktı ateş. Şu anda gayet iyi. Peki anlat Peki bakalım, ne ne yapıyorsun? pişiriyoruz Mehtap? Bırak Evet, anlaması onu değil yani. soracağım. Gel bakayım, göster bakayım ne pişiriyoruz, ne var burada? Bunlar ne? Şimdi hikayesini anlatalım o zaman. Litvanya'ya gelirken bir yerde bir mola verelim istedik. Haliyle araba kullandım uzun süre. Bu arada buralarda araba kullanmak Türkiye'deki gibi değil. Hız sınırlarına uymak zorundasınız. Yoksa gerçekten ciddi şekilde ceza yersiniz. Hiç affetmiyorlar. Net bir şekilde. 70 ise 70, 60 ise 60, 50 ise 50. Neyse artık. Bir de yollar da aslında Türkiye'deki yollar kadar Çok iyi değil. kötü, çok berbat yollar var. Yani yollar çok ciddi şekilde elden geçmesi gerekiyor. Neyse. Yani 2 saatlik Türkiye'de diyeceğiniz yol burada 3,5 saat yazmanız gerekiyor net bir şekilde. Yorulduk, ettik falan filan. Dedik ya Mehtap, bir yerde oturalım, hem bir öğlen yemeği yiyelim. Biraz sandviç falan hazırlamıştık. Bir de hani dinleyeyim ben dedim. Güzel bir dere kenarı bulduk. Yani gerçekten böyle şırıl şırıl akan ufak bir dereydi. Yemyeşil. Yemyeşil, etrafı ağaçlarla çevrili. Ki olmasa Letonya'da hayret ederiz. Dedim bir deneme yapayım Mehtap. Biraz atayım. Hani hiç de umudum yoktu. İlginç bir şekilde ilk atmamda, daha ilk suya daldığı anda bir şey geldi. Ben şey zannettim ilk önce, ya ilk birkaç saniye acaba taktım mı giyim mi falan diye. Ama bir baktım götürüyor. Yani kalama bir anda başladı yani cırcır etmeye. Ondan sonra anladım ki balık var. Neyse balığı çektim. İnanılmaz bir balık, yani neredeyse 3 kilo civarında bir balık. Ve somon olduğunu fark ettim.
Bir 10-15 dakika daha Mehtap'tan zaman isteyip tekrar atmak istedim. Açıkçası bayağı bir ümitsizliğe düşmüştüm. Gelmez artık, tamam dedim. Hani gerçekten de hiç bir şey gelmiyordu. Yem değiştirdim bu arada 10-15 dakikada falan. Biliyorsunuz klasik. Değiştirir değiştirmez ilk atışımda çat diye bir şey yakalandı. Mehtap dedim bir şey var ama ne olduğunu ben de sana söyleyemiyorum. Bakalım göreceğiz. Ta ki kıyıya yakınlaştırıncaya kadar bir anda başladı. Suyun üzerinde zıplamalar falan filan. Dedim Mehtap bu alabalık. Ama öyle böyle bir alabalık değil. Yine 2-250 gram civarında bir alabalık denk geldi. Biraz da bence evden bahsedelim. Bahsedelim bakalım. Sen biraz tanıt arkadaşlara. Evet, ben burada mangalla cebelleş olayım. Ben aslında biraz şey yaptım sabah, video çektim. Ha süper. Çok şoparsın ama sen ya. Çok şoparsın sen. Çok şoparsın sen. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Gel. Gel. Bu sanırım bir orman meyvesi. Henüz tadına bakamadık. Biraz farklı ekmeklerden aldık. Tabii ki biralarımız var. Burada minik bir mutfağı var. Mutfak çok kullanışlı değil. Ama zaten biz kullanacağımız şeyleri yanımıza taşıyoruz. Haliyle buna ihtiyacımız olmayacak. Tadına bile bakmadık. Nasıl neyle olduğunu hiç bilmiyorum. Kıymadık yollarda. Ve kadın ısrarı bize çok fazla verdi. Bir konusunda anlaşamadığımız için kavuşmak zorunda kaldık. Aslında bu 2 euro kaldı. Bu kadar çok geleceğini düşünmemiştik ama bayağı fazla oldu. Umarım seveceğiz, bilmiyoruz ne çıkar. Dün akşam tesadüfen aslında burayı bulduk. Çünkü biz konaklama konusunda bir süredir sıkıntı yaşıyoruz. Bir şekilde yaptığımız organizasyonlar iptal oluyor falan ya da yer bulamıyoruz. Dün akşam otururken son dakika baktık ve burayı bulduk. İnanılmaz heyecanlandık çünkü yemyeşil bir ormanın içinde, göle yakın bir yerde. Kamera sende mi? Sende. Çok heveslenerek tuttuk ve hep buraya gelene kadar umarız herhangi bir aksilik çıkmaz ve orada vakit geçirebiliriz diye düşündük. Çünkü çok güzel bir orman içinde, çok güzel ve çok büyük bir göle yakın. Ev de çok sevimli, küçücük, tertemiz bir ev. Ama sizi sabah gezdireceğim. Muhteşem bir alanın içerisinde. Çok keyifle geldik. Çok keyifle kaldık. Kalacağız daha doğrusu. İyi vakit geçirdik. Şu ana kadar da hep böyle rotayı ne kadar bir yeri seversek sevelim rotadan şaşmayalım dedik ama burada bir tereddüte düştük. Yani hani belki bir gün daha uzatsak mı uzatmasak mı falan diye. Şu an hiç bilmiyoruz. Yarın belli olacak. Bakacağız yani. Ama şu ana kadar çok mutlu olduk buraya geldiğimiz için. Gerçi gezdiğimiz her yeri çok sevdik. Çok güzel yerler gördük. İyi bir tatil geçirdik. Yola devam edeceğiz. Geçiriyoruz daha doğrusu. Evet, yola devam edeceğiz. Asıl bizi heveslendiren kısım bundan sonrasıydı. Bu arada ben eksik söylemişim. 1300 kilometre falan demiştim. Yaklaşık 1600 kilometre falan oldu bizim yolumuz. Yani şey rotamız tamamıyla. Evimize geldiğimiz anda 1575 gibi. 1600 diyelim hani. Küsüratta hata olmaz. Arada şehire giriyoruz, bir şeyler alıyoruz. Ha. Bayağı uzun bir yolu olacak hem de arabamızı denemek için de iyi bir fırsat oldu. Sürekli şehir içerisinde ya da şehre yakın yerlerde dolaşıyorduk. Ne kadar countryside'a gitsek de yine şehir içi diyebileceğimiz yerlerdeydi. Burada hani şehir dışında kullanımı ve orada bizim hani seveceğimiz, sevmeyeceğimiz özelliklerini görmemiz açısından da bir benim için fırsat oldu. Bakalım yakında ben bir video atmayı istiyorum. Hani bu model ve bu donanımla ilgili zamanla bu da gelecek. İglomuz, soğuk tutmak için yiyeceklerimizi falan. Bir de böyle bir kutumuz var. İçinde de yani çay, tabak, çanak, bardak, temizlik bezleri, ıslak mendil gibi bir dolu eşya var.
Aynı zamanda bir de temizlik malzemelerini koyduğumuz bir kutumuz var. İşte çamaşır suydu, şuydu buydu falan filan gibi. Haliyle biz bir yere gitmeye kalkıştığımızda çok büyük bir hazırlık yapmamız gerekmiyor. Zaten hazır bir şekilde yola çıkıyoruz. Zaten sürekli yollardayız. Haliyle bu bizi kolaylaştırıyor arabada bazı şeylerin olması. En ufak fırsatta dışarıya çıkan insanlarız çünkü. Hemen kaçalım, uzaklaşalım. Ya kaldığımız yerde aslında şehre çok uzak ama görmediğimiz yerlere ulaşmak, oralarda bulunmak, oralarda zaman geçirmeyi seviyoruz. Evet. Rota olarak da hedefimizden saptıran bir yerdeydi aslında. Ama burayı görmeyi çok istedik, burada kalmayı. Burada içinde çok büyük bir para harcamadık aslında. Küçük, mutfağı yok. Ama işte bizim hazırlıklı olmamız... Kendi mutfağımızı kendimiz, kendimiz yarattık, aynen. Mesela buraya gelirken biz salatalarımızı çoktan bir önceki evde doğramıştık. Hazırlamıştık. Sadece işte limonu, yağ vesaire, tuzu vesaire katmamıştık. Ve hani orada buzdolabı olduğu için bunları hazırlamıştık. Balıklarımız zaten hazırdı. Aynen. Tek yaptığımız şey aslında günü planlamak. Yani bu da böyle detaylı bir plan değil. İşte mesela sabah kahvaltısı için sandviçlerimizi yapmıştık. Muhteşem bir manzaraya sahip olan bir yerdi. Sandviçlerimizi yedik. Kettle'ımız yanımızda. Termoslarımız var. Bu arada o kettle meselesini açalım. Yani kimseyi iğrendirmek istemem ama okuduğum birkaç yazıdan sonra kesinlikle herhangi bir yerde kalırken orada var olan kettle'ı kullanmıyorum. Lütfen siz de kullanmayın. Yani biz tercih etmiyoruz. Böyle biraz ekşi sözlükte falan bir yerlerde gezerseniz kettle'ın ne kadar sıkıntılı bir şey olduğunu, bazı insanlar tarafından ne kadar amacının dışında kullanıldığını görürsünüz. İç çamaşır yıkamak gibi diye açabiliriz mesela bence. Sen sen. Hayır, bence gerçekten bunu bilmek önemli. Çünkü aklımıza gelmeyecek, aklımıza hayalimize gelmeyecek şeylerde kullanıyormuş. O yüzden biz mümkün olunca kendi eşyamızı kendimiz taşıyıp hani bu tarz yerlerde işte nevresime kadar kullanıyoruz. Hatta geçen video şey diye bahsetmiştik, ilk kaldığımız yer pek temiz değildi diye. Bu da bizim için sorun olmadı. Çünkü yanımızda bütün temizlik malzemeleri vardı. Temiz nevresimiz, yastık kılıfımız, çarşafımız vardı. Haliyle kullanacağımız alanları ufak bir vakit ayırarak temizledik, hallettik. Çok büyük bir probleme dönüşmedi. Sonrası kaldığımız yer zaten son derece temizdi. Burası üçüncü kaldığımız mekan. Burası da muhteşem bence. Kesinlikle. Çok temiz bir yer. Muhtemelen uzatacağız burayı. Öyle görünüyor. Yani bir gecenin buraya yeteceğine inanmıyorum ben açıkçası. Küçük bir yer, küçük bir merkez ama burada gezilecek, görülecek çok yer var. Ya hem biraz yol yorgunluğumuzu atmak anlamında iyi gelebilir. Hem gerçekten doğası çok güzel. Ruhumuza iyi geleceği çok kesin. Kafa dinlemek açısından. Bir de bizde şey de yok ya. Yani hani illa bir plana sadık kalalım gibi bir kafamız da yok. Burası mı güzel? Hani buradan mı keyif aldık? Tamam, o zaman buradan bir devam edelim. Sonrasında bakarız. Diyoruz. Ana plan daimdir ama ara planlar her zaman çıkabilir bizde. Tabii tabii. Tabii bu arada arabayla gezmek de bizi çok özgürleştirdi. İşte şurada kahvaltı yapalım, burada sandviçimizi yiyelim, şurada bir kahve içelim, hadi şurada çay molası verelim diye bir sürü yer gördük. Yollar çok sürprizi çünkü. İnanılmaz güzel yerler gördük. Gerçekten cennet gibiymiş Litvanya. Biz çok beğendik, çok çok beğendik. Ben daha önce gelmiştim. O zaman da çok keyif almıştım ama daha çok Venus'un içini gezmiştik o zaman. Bu sefer daha kıyı köşeyi görme şansımız oldu. Arabanın tabii sağladığı bir avantajı oldu bu. Gerçekten tavsiye ederim. Mutlaka fırsat ayırırsanız, yani fırsatınız olursa daha doğrusu burayı vakit ayırmalısınız derim. Biz gezi kanalı değiliz. Haliyle anlattığımız şeyler ya. O zaman birer birey hak ettik. Evet, ettik. Gezi kanalı değiliz. Biz deneyim paylaşıyoruz. O yüzden bizden bir gezi kanalından beklediğiniz şeyleri beklemeyin derim. Bakalım yarın hangi şehirden size merhaba diyeceğiz. Görüşmek üzere.